Değerli Çaylak Borsa kanalı takipçileri, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle artık temel analize geçmenin zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu videoları çekmeye karar verdim. Sizler de artık bu videoları izleyerek yatırım yaptığınız şirketlerinin durumlarını, borçlarını ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu, şu anki aslında hissenin fiyatının ne kadar olması gerektiği vesaire konularına bu videolar sayesinde açıklık getireceğim. Sizler de bunları izleyerek eğitimlerinizi, kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Aslında mantık şu: boş olan, yatırım yapmayan, borçlarını karşılayamayacak şirketlere boş yere yatırım yapmazsınız ve paranız boşa gitmez. Arkadaşlar, öncelikli olarak cari oranın ne olduğuna sizlerle bir bakalım. Cari oran, dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Bu dediğimiz kavramların ikisi de kullandığınız uygulamalarda, bilanço analizi kısmında rakamlar yazmaktadır arkadaşlar. Yani oradaki dönem varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklara bölerek bu oranı bulmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bunun sonucunda işletmenin bir olması doğal olduğunu göstermektedir. Ancak burada 2 üzeri olması daha sizler açısından güzel olacağının kanısına varabiliriz, 2 üzerinde oranın çıkması sonucunda. Arkadaşlar, ben aşağıda 2 tane firmanın cari oranını hesapladım, Ereğli ve Aksa'nın. Bunlara aşağıdan bakacağız birazdan. Ancak önemli olan şu anda önceliğimiz cari oranının ne olduğunu anlayıp yorumlamayı sizlerle öğrenmemiz gerekmektedir. Arkadaşlar, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır bu oran. Peki, bana diyeceksiniz, şu anda net çalışma sermayesi nedir? Arkadaşlar, bilanço kısmındaki dönem varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakları çıkararak da bu oranı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyoruz, görüldüğü gibi. Arkadaşlar, bunların hepsini kendim hazırladım sizler için. Şöyle dönem varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde çıkacaktır. Cari oranın sonucunun genel olarak 2 olması yeterli kabul edilmektedir. Yani bu 2 değil de aslında 1. 1 olması kabul ediliyor arkadaşlar. Ama 2 üzerinde olması işletme açısından halükarda, yani genel olarak daha güzel olduğunun kanısına varabilirsiniz, 2 üzerinde olması. Tabii 1'in altında olması durumunda ise işletme dönem varlıklarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayamadığını ve borçlarını ödeyemediğini sizler de çok daha iyi anlayabilirsiniz. Arkadaşlar, şurayı okuyalım. Cari oranın sonucunun genel olarak 2 olması yeterli kabul edilebilir. Diğer bir deyişle, her 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağı karşılık 2 liralık dönem varlığının bulunması yeterli kabul edilmektedir. Bu şu demek oluyor arkadaşlar: sizin elinizde 1 liralık kısa vadeli, yani borcunuz var, ama elinizde 2 TL'niz var. Bununla 1 lirasıyla borcunuzu rahatlıkla ödeyebilirsiniz. 1 lirasıyla da işletmenin işlerini yürütebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi, oranın 1'in üzerinde olması işletmenin hem kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini hem de dönem varlığa, yani net çalışma sermayesine sahip olduğunu gösterir arkadaşlar. Peki, cari oran 1'den küçükse işletmede çalışma sermayesi noksanı vardır arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? İşletme işlem yapacağı zaman elinde nakit bulunduramıyor, nakit sorunu yaşıyor. Bu durum hem kısa vadeli borç ödeme gücü açısından hem de günlük faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından riskli ve istenmeyen bir durumdur. Bu riskli bir durumdur. İşletmenin dönem varlıklarının yapısı ve dağılımı, satın alma ve satış koşulları, mevsimlik hareketler, bu faaliyetteki sektördeki olan, yani içsel ve dışsal faktörlere bakarak bunları yorumlamamız daha mantıklıdır. Şu an mesela virüs dönemindeyiz. İşletmenin elinde nakit bulunması işletme açısından daha olağan olacaktır arkadaşlar. Yani bu oranın yüksek çıkması işletme açısından güzel yorumlanır. Ama olağan dönemde bu oranın yüksek çıkması işletmede aşırı derecede atıl sermaye olduğunun kanısına varabilirsiniz. Şöyle aşağı inelim. Hadi gelin, Ereğli firması ve Aksa'nın oranlarını hesaplayalım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar, Ereğli'nin dönem varlıkları 26 milyar 708 milyon 242 bin TL. Buradaki kısa vadeli yabancı kaynakları, yani ödemesi gereken borçları, yani aldığı kaynağı, borç kaynağı kısa vadeli 1 yıldan aşağı olan kaynağı ise 10 milyar 300 milyon TL. Bu oranda 2,59 çıkıyor arkadaşlar. Yani elinde 1 liraya karşı 0,26, yani 2,59 TL bulunuyor arkadaşlar. 2,5 TL bulunuyor. İşletme, Ereğli firması hem gidip borcunu öder hem de üzerine 1,5
Yani nokta 1.5 oranında da elinde nakti bulunur. Çalışma sermayesi bulunduğunu sizler görebilirsiniz. Peki Ereğli firmasının net çalışma sermayesi ne kadar? 16 milyar 407 milyon 388 bin TL'dir arkadaşlar. Bu oran oldukça yüksek. Ereğli firması için de gayet makul ve güzel bir rakamdır arkadaşlar. Peki bunu bir yorumlayalım arkadaşlar. 2,5, 2,59'u bir yorumlayalım. Ereğli cari rasyosu her bir TL yabancı kaynağı yani aldığımız borca karşılık elimizde 2,5 TL olduğunu gösterir. Ereğli açısından bu oran uygundur. Ancak buradaki 0,5'lik kısmı fazladan tutmayarak yatırımlarında kullanması daha ideal olur. Ama şu anda biz virüs döneminde olduğumuzdan dolayı bu oran gayet makul seviyelerde gezmektedir. Ereğli kısa vadeli borçlarıyla alakalı bir problem yaşarsa şayet bu sorunu rahatlıkla halledebilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Burada ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Temel analiz eğitimi veriyoruz. Tabii ki burada mevsimlik problemler olur, içsel faktörler, dışsal faktörler bunları katarsak daha gerçekçi sonuç elde edebiliriz. Ama şu anki duruma göre çok ideal bir durumdadır cari oranı Ereğli firmasının. Aksa'ya gelecek olursak, Aksa'nın arkadaşlar 2 milyar 179 milyon 756 bin duran varlığı, dönem varlığı pardon, kısa vadeli yabancı kaynakları ise 2 milyar 71 milyon TL civarında gidiyor. Arkadaşlar oran ne? 1. Burada Aksa'yı şöyle yorumlayalım. Aksa kendini devam ettirebilecek bir şirket. Neden diyecekseniz 1. Bizim hedefimiz neydi? 2. Yani 1 liralık borca karşılık 2 liramız olması daha makul. Ancak Aksa burada gidip parasını büyük ihtimalle yatırımlarında vesaire kullanmış olabilir. Bu oran gayet makul arkadaşlar. Net çalışma sermayesi ise 108 milyon TL civarında geziniyor. Ben Aksa ve Ereğli'yi burada karşılaştırma amaçlı koymadım arkadaşlar. Çünkü birinin 26 milyar dönem varlığı var. Birinin 2 milyar. Burada bu iki şirketi karşılaştırmak abes olur arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada da Aksa'nın 1,05 oranında çıktığını görebiliriz. Bu da gayet ideal bir orandır. Dediğimiz gibi birin altında olması durumunda ki şirketlere yatırım yapılmaması önerilmektedir. Bir ancak iki olması daha önemli, daha makuldür. Net çalışma sermayemizi söyledik arkadaşlar. Görüldüğü gibi Aksa hem çalışma sermayesine sahip hem de kısa vadeli borçlarını ödemeye sahiptir. Şöyle bir durumla karşılaştık. Aksa 1, Ereğli 2,5. İki oranda da uygun ancak farkı şöyle yorumlayacağız arkadaşlar. Günlük işlemlerini Ereğli daha iyi yürütebilir. Niye? Elinde çünkü aşırı derecede fazla net çalışma sermayesi bulunuyor. Ancak bunu yatırımlarına çevirmesi daha makul olacaktır. Ancak şirket büyüklüğü ve potansiyeli açısından aynı eşit şirketi karşılaştırmak daha doğal olacaktır. Çünkü biri kimya sanayi, tabi sanayi sektörü ikisi de ancak biri kimya sanayi ile ilgileniyor. Akril Kimya Sanayi, biri de Ereğli Demir Çelik üzerine ilerliyor arkadaşlar. Bunları eşit iki şirketi karşılaştırırsak dönem varlıklarıyla vesaire çıkan oranları borçlarına göre karşılaştırırsak daha makul olacak. Dediğim gibi arkadaşlar burada bilanço dönemi farklılığı da var. Ereğli biliyorsunuz bilançoyu 2023'ün çeyrek bilançosunu açıkladı ancak Aksa daha açıklamadı. Ben ona göre analiz yaptım. Bunlara bakarak temel analizinizi yapabilirsiniz. Cari oran, cari rasyo da denilir. Cari oran budur arkadaşlar. Buradan sizler de yapabilirsiniz. Ben yine BIST 30'un tüm cari rasyolarını hesaplayıp YouTube'a video olarak atacağım. Arkadaşlar dediğimiz gibi genelde bizim yatırımcı arkadaşlarımızın çoğu duyarak hareket ettiğinden dolayı, analizleri sevmediğinden dolayı ben buna kalkıştım. Tabii takip edip etmemek onlara kalmış bir şey. Ama ederlerse yatırımları boşa gitmeyeceğini farkına varırlar bu analizleri kendileri de yaparak. Bunlar zor şeyler değil arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Ben anlattım nasıl yapılacağını. Buradaki tabloları izin karşılığında tabii alıp kullanabilirsiniz. Bunların hepsi emek. Hepsini tek tek hazırladım sizler için. Dediğim gibi arkadaşlar Ereğli firmasının gayet makul, Aksa'nın da gayet makul olduğu buradaki analizden çıkmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da hissenin gerçek değerini hesaplamayı sizlere göstereceğim. Ondan sonra ikinci videoda tekrar diğer bir oran analizini göstereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.